Günün sorusu köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl konuğumuz olacak dedik. Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yayınımıza katılıyor. Sayın Bingöl, hoş geldiniz Habertürk'e. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Önce şunu öğrenebilir miyiz? Sayın Başbakan, Sayın Kılıçdaroğlu'nu ne zaman aradı? Bu görüşme ne zaman gerçekleşti? Ve neler konuşuldu? Nasıl bir istihbarat bilgisinden bahsediyor Sayın Başbakan efendim? Evet. Şimdi tabii istihbarat bilgilerinin içeriğini çok fazla bilmiyoruz. Genel bir değerlendirme yapıldı. Son dönemlerde yoğun işte bir takım ihbar aldıklarını, istihbarat örgütlerinin kendilerine bu konuda bilgi aktardıklarını ifade edildi. Buradan hareketle bu öneri yapıldı. Ama şunu da belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi daha önce de Sayın Genel Başkanımıza zırhlı araç konusunda tekliflerde bulunulmuştu. Ama Sayın Genel Başkanımız teşekkür ederek bu önerileri kabul etmemişti. Evet. Fakat şunu net bir şekilde kabul edelim ki Türkiye'de suikast girişiminde bulunulan lider Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Ayrıca bir şehit cenazesinde önüne kurşun atılan lider Sayın Genel Başkanımız. Terör örgütlerinin hedefi durumunda. Bu nedenle Sayın Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın bu bilgiler ışığında böyle bir öneri yapması söz konusu. Bizim sadece genel başkanımıza yönelik değil, diğer parti mensubu arkadaşlarımıza, hatta genel başkanımıza daha bir süre önce bir silahlı saldırıda bulunuldu. Örgütlerimize evet. Çok yoğun bir şekilde saldırı söz konusu son dönemlerde. O açıdan özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar, yandaş kanalların ve gazetelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef gösteren, nefret suçunu içeren açıklamaları adeta bizim arkadaşlarımızı hedef haline getirmiştir. Sayın Genel Başkanımız daha önce de bu tür talepleri kabul etmemişti. Ama görünen o ki Genel Başkanımızla ilgili son dönemlerde yapılan ihbarlar, tehdit unsurlarının artmış olması böyle bir kaygı verici sürece itmiştir Sayın Başbakan'ı. Bu öneri o nedenle Sayın Genel Başkanımıza yapılmıştır. Ama tekrar altını çizerek söylemek istiyorum ki son dönemlerde Türkiye'de terör örgütlerinin hedefi durumunda ki siyasi lider genel başkanımızdır. Somut olarak da kendisine suikast girişiminde bulunulmuştur. Şayet bu tür önlemler eğer gerçekten iktidar tarafından yapılmak isteniyorsa ya da ciddi anlamda ellerinde istihbarat bilgileri varsa ve bu tehdit ve ihbarlar yoğun bir şekilde dile getiriliyorsa bunu da bizim dikkate almamız gerekiyor. Sayın Bingöl. Ve sonuçta böyle bir zırhlı araç tahsis edildi. Ama şunu İzninizle, da Sayın Bingöl. İsterim. Peki evet. siz cümlenizi tamamlayın, ben başka diğer soruya geçeyim. Neyi bilmemizde peki, fayda görüyorsunuz? Peki Devam Hanım. Neyi bilmemizde fayda Şimdi, görüyorsunuz? Şimdi sadece zırhlı araç tahsisiyle bu tür var ise tehdit unsurları ya da istihbari bilgilerin önüne geçilmez. Daha farklı bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor. Nedir o tedbirler? O tedbirler az önce bahsettiğim gibi bizi hedef alan anlamsız, gerçek dışı suçlamalar ve beyanatların önüne geçmeleri gerekiyor. Hükümetin özellikle sosyal medyada direkt hedef haline getirdikleri milletvekillerimizin bu konudaki savunmasız bir durumda olmalarını dikkate almaları lazım. Yoksa zırhlı araç tahsis ettik diyerek bu işin içinden sıyrılmak mümkün değil. İleride gelişebilecek olayların ya da sadece genel başkanımıza yönelik değil, bahsettiğim gibi milletvekillerimiz, açık hedef haline getirilen milletvekillerimize, parti yöneticilerimizin bu tür bir takım saldırılara maruz kalmaları halinde korkarım ki çok geç kalmış olacak. Dolayısıyla çok net tedbirlerin alınması gerekiyor. Peki efendim, şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı yasal olarak işte Genelkurmay Başkanı'na, Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a bilgi vermekle yükümlü. Ama siz yani Sayın evet. Başbakan'dan böyle bir bilgi ve uyarı geldiğini söylediniz. Sizin de başka kaynaklardan bu tür işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na dönük bu tür istihbarat bilgileri size de geliyor muydu? Tehdit alıyor muydu son dönemde? Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı bazı olaylardan bahsettiniz ama
son dönemlerde evet. bunların sayısında bir artış var mı? Yani işte önüne kurşun konulmasından kurşun konulmasından bahsettiniz bir cenazede. Kurşun atılması. Keza işte bir Karadeniz seyahatinde ona kurşun atılmasından bahsettiniz. Bülent Ezcan'ı hatırlattınız. Bir hedefe konulduğunu söylediniz ama ciddi bir tehdit algısı son günlerde artmaya başladı mı Sayın Bingöl? Didem Hanım, tabii bizim istihbarat örgütümüz yok. Bizim güvenlik güçlerimiz yok. Biz devletin var ama istihbarat mekanizmasının çok içinde değiliz. Değilsiniz ama. Ama genel başkanımıza yapılan bu saldırılar, işte Bülent Bey'e yapılan saldırı ardından örgütlerimize yapılan fiili saldırılar var. Mesela Kayseri Hacılar ilçe örgütümüz kundaklandı. İstanbul'da iki belediyemize ait binalar gece saldırıya uğradı. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Evet. Yani ihbar mekanizmasının dışında fiili saldırılar var ortada. O açıdan mutlaka hükümetin eğer tedbir alacaklarsa sadece zırhlı araç tahsisinin dışında bu tür yayınlara yönelik de bu tür sosyal medya paylaşımlarına yönelik de çok radikal tedbirler almaları gerekiyor. Bu sadece bize yönelik değil. Bakın sosyal medya paylaşımları çok farklı bir noktaya doğru kaymaya başladı. Daha birkaç hafta önce basında iktidara muhalif bir takım sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteci arkadaşlar gözaltına alındılar, tutuklandılar. Ama Reyna'daki saldırı sonrasında, öncesinde ve sonrasında açık bir şekilde bu tür paylaşımları yapanlarla ilgili Sayın Başbakan birkaç kez uyarıda bulunuyor. Ama aktif bir şekilde ne tür girişimlerde bulunulduğu hala meçhul, hala o konuda neler yapıldığını çok fazla bilmiyoruz. Ve bugünlerde bile, hala bu saatlerde bile sosyal medyada yine kin ve nefret kokan, nefret suçu içeren paylaşımlar söz konusu. Öncelikle terör örgütlerini, terörist unsurları ya da saldırıya müsait bir takım insanları cesaretlendirecek bu söylemlerin, bu yazışmaların, bu paylaşımların mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Onun dışında bizim alabileceğimiz önlemler, kendimizce alabileceğimiz önlemler son derece sınırlı. Ama Tekin Bey, genel başkanımız da, örgütlerimiz de, Evet. Şimdi çok haklısınız. Yani sosyal medya ile ilgili eleştiriler yapıyorsunuz. Keza bunu Başbakanlık kaynakları da söylüyor. Birçok hesabın takip edildiğinden bahsediyorlar. Sosyal medya ciddi anlamda bir takip altında. Evet, orada birçok şey yaşanıyor. Evet. Nefret söylemine dikkat çektiniz. Bunlar çok önemli vurgulardı. Keza bunu Sayın Başbakan da söyledi. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arıyor. Diyor ki çok büyük bir tehditle karşı karşıyasınız. Evet. Bunlar sosyal medyadan gelebilecek bir tehdit ile ilgili Sayın Başbakan aramaz. Ya arar mı? Bilemiyorum. Oradan gelen bir tehditten mi bahsediyorsunuz? Haklısınız. Ona dikkat çekiyorsunuz ama bu kez daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığınız gerçeği ortada değil mi? Ve zırhlı aracı ne zaman kullanmaya başlayacak Sayın Kılıçdaroğlu? Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısı da artırılacak mı? Çünkü sonuçta ana muhalefet partisi liderinden bahsediyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz Sayın Bingöl. Evet. Şimdi Didem Hanım, tabii biz o tehditlerin ve ihbarların ayrıntılarını çok fazla bilmiyoruz. Evet. Bizimle çok detaylı bir paylaşım söz konusu değil. Genel hatlarıyla bu görüşmeler gerçekleştirildi. Evet. O açıdan çok ince detay vermem söz konusu değil. Ama ciddi istihbarat bilgileri var ki böyle bir önlem alma yoluna gidildi ya da böyle bir ihtiyaç hissedildi. Daha önce yaşanmışlıkları da göz önüne aldığımızda demek ki Sayın Başbakan herhalde bu konuda ilandı ki direkt kendisi arayarak böyle bir öneride bulundu. Daha önce bu tür önerileri kabul etmeyen Sayın Genel Başkanımız herhalde ileride olası bir takım gelişmeler söz konusu olduğunda buna meydan vermemek adına bu kez zırhlı aracı kullanabileceğini ifade etti. Olay budur ama zırhlı aracın tabii ne zaman kullanacağını ben çok fazla bilmiyorum. Evet. Herhalde bunun teknik bir takım düzenlemeleri yapılacaktır. Sonrasında da herhalde kullanılır. Ama nasıl kullanılır? Sadece şehir içinde mi, şehir arası seyahatlerde de kullanılır mı bilmiyorum. Biliyorsunuz ki Didem Hanım, Genel Başkanımıza yapılan Artvin'deki suikast girişimi sonrasında dahi o gün ve ertesi gün Genel Başkanımız programını aksatmadan sürdürdü. Evet. Biz ne yapılırsa yapılsın, zırhlı araç olsun ya da olmasın, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere diğer parti yetkililerimiz, milletvekillerimiz aralıksız bir şekilde programlarımızı sürdüreceğiz.
bu terörist girişimlere, bu terör örgütlerine prim verecek, onları cesaretlendirecek hiçbir davranışın içinde asla olmayacağız. Aksine onlara karşı tavrımız çok net. Genel Başkanımız da her fırsatta bunu dile getiriyor ve bu faaliyetlerle ilgili alınabilecek her türlü önleme destek olacağını da parti olarak ifade ediyor. Biz yine normal programımızı sürdüreceğiz. Sayın Genel Başkanımız bildiğiniz gibi Türkiye'nin en çalışkan siyasetçisi, durdurak bilmeden bütün Anadolu'yu dolaşıyor, etkinliklere katılıyor, programlara katılıyor. Onları sürdüreceğiz. Ama bu bir tedbir. Peki, Tekin Bey. O tedbiri de yok saymamız tabii çok doğru olmaz. Koruma sayısına gelince, evet. Daha önce koruma sayısı artırılmıştı. Ama bundan sonra yeniden bir koruma sayısı artırılır mı onu bilmiyorum. O İçişleri Bakanlığı'nın uhdesinde olan bir konu. Fakat şunu da söyleyeyim. Koruma arkadaşlar gerçekten çok sağlıklı bir şekilde görevlerini ifa ediyorlar. Bunu da buradan belirtmek isterim. Peki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, kalkışmasının ardından çok konuştuk. Yayınlarda da çok konuştuk. Tartışma programlarında da çok konuştuk. Evet. Herkes birçok stratejist, güvenlik uzmanı, siyasetçi ya da işte istihbarat bilgileri alan birçok kişi terörün rotasını siyasi cinayetlere çevirebileceği yönünde bazı uyarılarda bulunuyordu Sayın Bingöl. Keza evet. Geçen gün Carlos suikastini de sizi hatırlatırsam eğer siyasi cinayetleri evet. mi çevirecek bundan sonra? Çünkü belli ki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye üzerinde bir oyun oynanıyor ve bir Türkiye ile ilgili bazı işte hedefler var ve bu hedef arkasından da birçok terör saldırısı meydana geldi. Siyasi cinayetlere mi çevirecek bu önümüzdeki evet. günlerde terör rotasını, Allah korusun diyerek soruyorum size tabii ki. Evet, terör örgütlerinin ve teröristlerin nasıl kirli tezgahlar yaptığını önceden kestirmek son derece güç. Evet. Farklı yöntemler uyguluyorlar. Örneğin son Almanya'da bir tırla pazar yerine girip o kanlı eylemi gerçekleştirmeleri de bunların örneklerinden bir tanesi. Birçok farklı eylem gerçekleştiriyorlar. Kanlı yüzleri her an her yerde değişik ortaya çıkabiliyor. Ama bir şeyi hatırlatayım. Bakın 15 Temmuz'dan bahsettiniz. 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anından itibaren Sayın Genel Başkanımız ve bütün parti örgütlerimiz çok net bir tavır koyduk. Ve ondan önceki suikast girişiminin ertesinde Sayın Genel Başkanımız bu ülke için ne yapacağını çok net bir şekilde ifade etti. Bu ülkenin menfaatleri için bir canım var, onu da vermeye hazırım diye açık açık ifade etti. Bizim bir tek derdimiz var. Türkiye bir tek derdimiz var. 79 milyon vatandaşımızın bir arada huzur içinde yaşaması. Bu açıdan siyasetçiler olarak üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Bizi bu açıdan hiçbir şekilde terör örgütlerinin korkutması, sindirmesi, yıldırması mümkün değil. Ama bir takım tedbirlerin alınmasını da elbette doğal karşılıyoruz. Siyasi cinayetler geçmiş yıllarda ülkemizde de maalesef gerçekleştirilmişti. 12 Eylül öncesinde birçok siyasi cinayetlere şahit olmuştuk. Evet. Olabilir mi? Ben şimdiden böyle bir dramatik bir söylem içerisinde bulunmak istemiyorum. Ama umut ediyorum ki el birliğiyle terörün üstesinden geliriz. Sadece siyasi cinayetçiler değil, hiçbir vatandaşımızın burnu dahi kanamaz. Bunun için ne yapmalıyız da bakmalıyız. Bunun için bir dayanışma ruhu geliştirerek siyasetçileriyle, basınıyla, akademisyeniyle, hepimiz el birliğiyle bunun önüne geçmenin arayışı içerisinde olmalıyız. Yoksa biz takdir ilahi deriz, canımız feda deriz ülkemiz için, vatandaşlarımız için. Evet. Hiçbir şekilde bizi korkutamazlar, yıldıramazlar. Ama önemli olan bir birliktelik, bir dayanışmayı ortaya koyarak bu terörü bu ülkenin başından def etmek, terör belasını sonlandırmak, buna bakmamız lazım. Peki şimdi efendim Türkiye'de terör son Aralık ayı içerisinde çok fazla arttı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından. Neden evet. bahsediyorum? Beşiktaş'taki terör saldırısından bahsediyorum. Ardından Kayseri'deki terör saldırısı askerlere dönük. Evet. Keza daha sonrasında Karlov suikasti ve İstanbul'un işte en merkezi yerlerinden Reyna bir gece kulübüne dönük terör saldırısı. Şimdi ne yapılmaya çalışıyor? Evet. oluyor bu saldırıyla. Sayın Başbakan Türkiye'de yaşam tarzı üzerinden bir ayrışma hedefleniyor dedi. Siz de evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısısınız. Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyor? Bu terör saldırılarıyla ne hedefleniyor, ne amaçlanıyor ve nereye götürülmek isteniyor evet. Türkiye Sayın Bingöl?
Didem Hanım, çok güzel bir konuya değindiniz. Bakın bugün Sayın Başbakan yaşam tarzıyla ilgili bir saptamada bulundu. Ama biz aylardır, yıllardır her fırsatta Genel Başkanımız katıldığı birçok programda çok net bir söylem gerçekleştiriyor. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmasın. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasın. Evet. İnanç üzerinden siyaset yapılmasın. Biz bunu yıllardır dile getiriyoruz. Bizi ayrıştıracak olanlar bu tarz siyaset yapmaktır. Ve biz bunu tespiti çok önce yapmıştık zaten. Şimdi Sayın Başbakan'ın yaşam tarzı üzerinden ayrıştırmaya çalışıyorlar dedikleri noktaya gelmeleri bizim bir kez daha ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Eğer geçmiş yıllarda bizim bu uyarılarımız dikkate alınsaydı, evet, etnik kimlik üzerinden, yaşam tarzı üzerinden, inanç üzerinden, mezhep üzerinden siyaset yapılmasın, siyasetin doğasında bu yok anlayışını kabul etselerdi, inanın belki bugün bu terör olan eylemlerinin birçoğunu yaşamamış olacaktık. Türkiye daha huzurlu bir ülke olacaktı. Ama gelinen noktada bir kez daha bizim o tespitimiz haklılık kazandı. Umut ediyorum ki bundan sonraki süreçte bizim bahsettiğimiz bu çok önemli tespit dikkate alınır. Ona göre iktidar ve hükümet yetkilileri davranır ve bu noktada bizim yapmak istediğimiz birliktelik, dayanışma ve bir arada yaşama anlayışını hep birlikte hakim kılarız diye düşünüyorum. Son olarak şunu sorayım. Yenikapı ruhuna ne oldu Sayın Bingöl? Var mı hala? Evet. Yenikapı ruhu. Evet. Evet, peki. Yenikapı ruhuyla ilgili o gün Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu konuşma ve madde madde dile getirdiği hususlar sadece yeni kapı ruhu değil, Türkiye'nin genel gidişinin bir fotoğrafını ortaya koymuştu. Bir fotoğraf çekmişti Sayın Genel Başkanımız. Eğer onlar da o gün için sürdürülebilseydi, bugün yeni kapı ruhu dediğimiz o ruh sadece o 3-5 günlük süre içerisinde sınırlı kalmazdı. Ve farklı bir noktaya doğru Türkiye giderdi. Uzlaşma kültürünü her şeyden önce Didem Hanım hakim kılardık. Hem parlamento çalışmalarında hem de günlük yaşamda biz uzlaşma kültürünü hakim kılmadığımız sürece bir ruhtan bahsetmemiz de söz konusu değil. Bir dönem geçti. Yine adeta eski taas, eski hamam anlayışıyla parlamento çalışmaları da kesintiye uğradı. O gergin parlamento çalışmaları, komisyon çalışmaları hepimizi rahatsız etmeye başladı. Oysa 15 Temmuz darbe girişiminin gecesinde ve sonrasında öyle bir farklı anlayış çıkmıştı ki hepimizi mutlu eden, hepimizi umutlandıran, evet, hepimizi artık başka bir Türkiye'ye göreceğiz noktasındaydık ama maalesef hükümet mensuplarının sonraki yaptıkları söylemler, davranışlar, uygulamalar bizi maalesef tekrar eskiye döndürdü. Aslında o ruhu yaşatmak isteyenler mutlaka samimi davranıyorlarsa iktidar mensuplarının o ruhu nasıl yaşatmaları gerektiğiyle ilgili bir düşünmeleri gerekiyor. Sayın Bingöl, çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Geldiğiniz ve sorularımı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl